gündemine anlatmaya çalıştık. Hem haberlerimiz hem de manşetler üzerinden. Bir de tabii Mehmet Özcan'a e soracağımız çok fazla detay var. Kendisi de karşımızda bizleri bekliyor Skype bağlantısında. Günaydın Mehmet nasılsın? Hoş geldin. Günaydın. Teşekkür ederim Çiğdem. İyi yayınlar. Başlayalım hemen İrfan Can meselesiyle. Şimdi taraftar da bekliyor tabii. Ee, görüşmeler hangi aşamada? Bütün detaylarıyla lütfen bize anlat. Başakşehir kapıyı en son 14 milyon eurodan açmıştı. Bir uzlaşı sağlandı mı? Fenerbahçe devreye girdi mi? Konu şimdi hangi süreçte? Ne dersin? Bu akşamı beklemek gerekçeydi. Çünkü biliyorsun ki çok önemli bir süper kupa maçı var Başakşehir ile Trabzonspor arasında. Ve doğal olarak Başakşehir cephesi de transferden ziyade bu final maçına konsantre oldu. Yarın ve Cuma günkü görüşmeler İrfan Can transferinde belirleyici olacak Evet oyuncu için Fenerbahçe'de Başakşehir'den randevu talep etti. Devreye girdiğini söyleyebiliriz ama ben açıkçası Galatasaray'ı bu transferde Fenerbahçe'ye göre bir adım daha önde görüyorum. Nedeni de Galatasaray'ın daha ısrarcı olması, İrfan Can'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullanması. İrfan bu tercihinin duygusal değil biraz da oynama isteği. yani Çünkü Fenerbahçe'nin oluşturduğu kadrodaki İrfan planıyla Galatasaray'da, daha İrfancan üzerine kurulu bir oyun. Oyuncunun Galatasaray'ı istemesi, Galatasaray bir hamle daha bulunacak. İstersen rakamlarla ilgili detayları da verebilirim. Evet lütfen devam et. Ee, geçen haftaki ilk e, görüşmeler, başkanlar düzeyinde yapılan e, Çiğdem. burada Galatasaray'ın teklifi e, bonservisinin %50'sine 4.5 milyon euro şeklindeydi. Ama tabii ki bu rakam Başakşehir'in istediğini e, karşılamadı. Galatasaray son olarak teklifini sözlü olarak 6 milyon euro artı Ömer Bayram Biliyorsun ki takas olarak Emre Akbaba'nın, Emre Kılıç'ın için isimleri e, çok yazıldı, çizildi ama e, takasla önerilen isim Ömer Bayram. Neden Ömer Bayram olduğunu da yaşayalım? Çünkü Ömer Bayram'ın Galatasaray'daki ücreti e, pandemi sonrası yaptığı indirimde 350 bin euro seviyesindeki bu rakamı Başakşehir'de çok rahat karşılayabilir. Yoksa A planı Luyundama gibi, Babel gibi 2-3 milyon euro kazanan oyunculardan kurtulamak ama bu rakamları Başakşehir'in karşılaması mümkün değil. Zaten hali hazırda en iyi oyuncudan İrfan Can'a 1 milyon bire vermiyor e, Başakşehir. Galatasaray hangi formüller üzerine gidebilir? Ben biraz da onun araştırmasını yaptım Perşembe-Cuma günkü görüşmelerde. Benim e, istihbarattan aldığım Galatasaray biraz da bonuslu. Hatırlarsın Jacqueline'in Galatasaray'a transferi de 10 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro şampiyonluk bonusuydu. Burada İrfan Can için e, önerilecek bonus Avrupa'ya gelecek yıllarda e, satış maddesi içerecek. Yani Galatasaray İrfan Can'ı 4,5 yıllık kadrosuna katarsa 5-6 milyon euroluk bonus maddesi eğer Avrupa'ya satamadığı müddetçe Başakşehir'in olacak. Ama tabii sen de demin haberlerde izah ettin. Bu kadar konuşuyoruz. Galatasaray'ın şu an hali hazırda 400 bin euro bir transfer bütçesi var. O limitini açmalı. bunun yolu da elindeki oyuncuları satmaktan geçiyor. Jagne evet kulüp aranıyor ama Jagne şu aşamada ben çok bonservis yatırım yapılacağına ihtimal vermiyorum. Burada tek çare Louis olası satışı. O da tabii ki Galatasaray'ın e, transfer stratejisinde önemli bir rol oynayacak. Daha transferin bitmesine 5 gün var. Ben açıkçası cumartesi, pazar günleri hareket bekliyorum Gaziantep maçından sonra. Peki birkaç günü var diyorsun. E, şimdi bir de ben Dorukhan'la alakalı da bazı detaylar gördüm. Evet, öncelik herhalde anladığımız kadarıyla Galatasaray'da İrfancan Kahveci, ama olmaması ihtimaline karşı Fatih Terim Dorukhan'ı mı istedi? Bu tarz duyumlar var. Beşiktaş'la bir görüşme, ilk temas kuruldu mu mesela? Şöyle özetleyelim. Çiğdem, Halil e, Dervişoğlu ve Onyekuru ile Galatasaray transfere başladı. Bundan sonraki ana hat e, orta saha olacak ve orta saha iki takviye düşünülüyor. Listedeki bir numara İrfancan. Ama hani diğer isimler de şu an Fulham Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Yusuf. Hani ben bu üç oyuncudan ikisinin ara transferde Galatasaray'a e, gelmesini bekliyorum. Dorukhan'a gelirsek muhakkak diğer muhabir arkadaşlarımın da başına gelmiştir. Ben Salih Uçan ve Aytaç kara transferlerini Galatasaray için sorgularken Aytaç'a diğer büyük takımların teklif geldiğini ancak oyuncunun Galatasaray'a söz verdiği bilgisine ulaşmıştım ki Galatasaray'ın şu an elinde 400 bin euro bütçesinin kalması Salih ve Aytaç gibi transferleri gibi oyuncuların transferlerini sezon sonunda bırakıyor. Dorukan'a gelirsek de Dorukan Galatasaray ihtimalle ben sorguladığımda oyuncunun Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu bilgisini almıştım. Şu aşamada Ocak ayında Dorukan'la ilgili Galatasaray'ın bir tasarrufu yok ama tabii ki Haziran ayında eee Fenerbahçe gerçekleşmezse nasıl ki Mert Hakan Galatasaraylandığı Fenerbahçe'ye gitmişti. Tabii ki olabilir ama şu aşamada Galatasaray'ın bir tasarrufu yok benim aldığım bilgilere göre. Peki tabii Mustafa Muhammed'le ilgili detayları da izleyenler çok merak ediyorlar. Mısır'ın genç gorcusuyla alakalı Mısırlı bir yöneticinin açıklaması oldu Zamalek cephesinden. Oyuncu Mısır'ın en iyi forveti, en çok gol atan oyuncusu, en iyi oyuncusu hatta dedi. Biz değerinin altına hiçbir rakama satmak istemiyoruz ifadesini kullanmıştı. Son bildiğimiz konu Sentetian'da galiba talipte oyuncu ama aradan geri çekilmiş. Şimdi Galatasaray'la süreç hangi aşamada? Oyuncu geliyor mu? Yani Fatih Hoca da çünkü bizzat istemişti oyuncuyu. Galatasaray oyuncu istiyor. Hatta Çiğdem tarihi yanlış olmasın. Ben 27 Ağustos'ta Galatasaray yeni Salah diye sabah gazetesinde manşet de yapmıştım. Yani yaz döneminden beri Galatasaray'ın radarında olan bir oyuncu. Şöyle doğru profil Çiğdem. 52 mevcut. Hücum oyuncularına bakarsak Babel Falcao zaten e, artık kariyerin sonundaki oyuncular. Cagney e, istikrarsız bir oyuncu. Mustafa Mohamed tam Fatih Hoca'nın istediği geleceğe yatırım, e, fizik e, mücadeleyi seven e, bir forvet oyuncusu. Ama şu var, e, Zamelek'in istediği rakam 5,5 milyon dolar bu arada. Euro değil dolar onunla altını çizelim. Galatasaray şu aşamada 5,5 milyon doları karşılayabilir ama tıpkı İrfancan transferinde olduğu gibi Önce kiralama, sonra satın alma opsiyonu, bonus maddeleri. Zamalek tarafı buna Hı -hı. yanaşmıyor. Oyuncu kiralık gitmek istemiyor ve doğal olarak da süreç uzuyor. Ama Galatasaray, Perşembe, Cuma, Cumartesi günü Jagne'den kurtulur. Bir bütçe çıkartırsa muhakkak Mustafa Muhammed transferini bitirmeye çalışacak. Listede olduğu doğru ama ödeme planında Hı -hı. bir sıkıntı var iki kulüp arasında. Bu da görüşmelerin uzamasına, son güne kalmasına sebep oluyor. Peki yani anladığımız kadarıyla gündemde takıma katılacak isimler, adı geçen isimlerin kaderi biraz hani gidecek oyuncularla da alakalı. Sen de söyledin, Tabii. ben de manşetler üzerinden okudum. 10 i̇şte Onyekuru ve Halil ile beraber yaklaşık 400 bin euro mu? Hatta 396 bin euroluk bir limit kaldı. Ee, peki kimler satış listesinde? Yani evet artık çok klasik bir soru haline geldi bu Galatasaray'ı konuşurken. Hani o listedeki isimleri biliyoruz artık ezberledik ama yani somut teklif gelen isimler, futbolcular hangileri? Mesela Cagney kısa süre öncesine kadar somut bir teklifle satılacak şeklinde haberlerle servis edildi ama anladığımız kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Falcao mesela gidecek mi? Luyendame'ye teklif var mı? En somut teklif Galatasaray'ın çok da A planında yer almayan CS Segidika. Bayağı takımdan teklif aldı. Tabii ki son bir aydır Galatasaray'da maçların sonunda oyuna giriyor. Hatta bir tane de gol attı. Türk Telekom'daki de 500. goldü sanırım attı. Segitika'yı Süper Lig'den Konya Spor'un, Denizli sporun, e, ilgisi vardı. Artı birincilikte de e, üst sıralarda yer alan Tuzla Spor'un. Oyuncu muhtemelen Süper Lig'de bir takıma kiralık gidecek. E, şu da var tabii Çiğdem. 14 yabancı sınırı, 16'ya yükseldi. Bu da etabonun kalmasına yol açtı. Öyle söyleyelim. Kimler satılabilir dersen Galatasaray sezon başında 13 milyon euroya Mark satılmıştı. Yine marka için tok satıcı ve Mark ben çok e, bu transfer dönemi satılacağını düşünmüyorum ama Marka dışında hangi oyuncuya teklif gelirse gelsin Galatasaray pazarlığa açık. Örnek verelim işte 13 milyon euroya Jagne 8 milyon euroya Luyendam alındı. Galatasaray bu oyuncuları zararında olsa satar teklif gelirse. Şu aşamada 4 gün kalmışken transferin bitmesine Luyendam'a ve e, Jagne'ye teklif bekleniyor ama ben Jagne'nin bonservis satışını zor görüyorum. Hı hı. Muhtemelen onun yarım sezonluk performansına güvenerek yine kulüp brüj olduğu gibi bir satın alma opsiyonlu transfer planlanıyor. Luyendama için de getireceği teklifi Galatasaray Luyendama'ya bırakabilir. Evet. Çünkü Luyendama'nın alternatif olarak da bir yerli stoper olarak Kaan Ayan Galatasaray'ın gündeminde. Peki Omar'ın durumu nedir bu arada? Onun yerine de galiba oyuncu bakılıyor. Oyuncu sahalara dönecek mi? Ne zaman dönecek? E, son 30 saniyemiz kalmış Mehmet. Omar'ın lisansı askıya alındı onu söyleyelim. E, sezon sonu durumu bakılacak ama Omar'ın dediğim gibi futbolundan ziyade biz önce sağlığına kavuşmasını dileyelim. Galatasaray'ın Sabek için de e, arayışları var. Çünkü Dines ve Şener yeterli bulunmuyor. Burada dediğim gibi Çiğdem demin de bahsettik. 400 bin euro bütçeninden ne kadar evet. arttırmasına bağlı Galatasaray. Dines ve Şener'le de galiba yolları ayrılacak değil mi? Se sezon sonu sözleşmeleri Se bitiyor diyebiliyorum. İki oyuncu da sezon sonu Galatasaray'a veda edecek. Burası net. Peki. Mehmet çok teşekkür ederim. Rica Katkıların ediyorum. Için. Kolay için, Görüşlerin için. Ben de kolaylıklar dilerim. Aspor yorumcusu Mehmet Özcan'la beraber de bu sefer Galatasaray'ın gündemini